Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü video ve kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeniyseniz benim ismim Vera. Bu da fındık. Arkadaşlar biliyorsunuz bu fındığı tanıyorsunuz. Şimdi ben ona otur eğitimi öğreteceğim. Yani size de buradan göstereceğim. Daha biliyorsunuz 2 aylık bile değil. Ama ben öğreteceğim ona şimdi. Hep birlikte öğretelim. Üstümde batmış. Elimde az bir şey sosis var. Bu sosisten küçük parçaya böldüm. Ondan vereceğim. Arkadaşlar siz de böyle eğitim falan vereceğiniz zaman köpeğinizle birebir olun. Yani yanınızda başka kimse duymasın. Bakın kokuyu aldı. Şimdi karnı da biraz aç. Tam zamanı yani. Şimdi bakın. Ben böyle öğrettim. Hani başka tabii insanların başka tarzı da vardı kendine ama ben bu şekilde öğrettim. Fındığım. Gel. Gel. Bir şey demeden önce ya da vermeden önce bir koklatın. Bilsin hani elinizde yemek var. Tamam. Şimdi oturuyor. Fındığım. Fındığım. Sen bir fındıksın. Sen minicik bir fındıksın. Biraz rahat hissettireyim kendimi. Sen minicik bir fındıksın. Fındığım. Bana böyle bir tatlı fındıkçık bu. Dur şimdi. Otur. Hop. Otur. Şimdi bakın öyle bir ayarladım ki tam bana geldi otur dedim. Oturdu ama tabii bilmeyerek oturdu. Ne olduğunu bilmiyor. Ben o an verdim. Ne olacak? Zamanla yapa alışacak. Bu sefer oturun ne olduğunu öğrenecek. Otur. Hep aynı yerde durma. Değiştir. Yani böyle bir 3-4 gün yapın, öğreniyor hemen. Fındığım. Bana bir tatlıcık bu. Ana. Uy fındığım. Sen minicik bir fındıksın. Sen minicik bir fındıksın. Çok tatlı ya. Otur. Şşş. Otur. Fındık otur. Hey. Gel. Otur. Şu an daha çok küçük arkadaşlar. Yani beyni yetmiyor ama öğrenir. Yani ben biraz erken başlıyorum ama siz 2,5 aydan da başlayabilirsiniz. Ben mesela 2 aylıkken başlıyorum. Yani bu bile biraz erken. Bakın yorgun yattı görüyor musunuz? Yani uyku zamanı. Fındık. Gel. O kadar yorgun ki yani. Oradan kalkıp yemek bile yemek istemiyor. Ama biliyorum hasta aç. Ama biliyorsunuz bebek köpekler çok uyuyor. O 3 ay süreç boyunca, 4 ay süreç boyunca bayağı uyku yapıyorlar. Ya büyükler bile mesela ben Çip'e bakıyorum, Rene'ye bakıyorum günün 3'te 2'sini uyuyarak geçiriyorlar. Geri kalan da oynayarak ve yemek yiyerek. Come. Fındığım. Fındığım. Arkadaşlar öyle biliyor ki bu acayip akıllı bir şey. Fındık. Gel. Nasıl bir fındıksın? Fındığım. Sürüne sürüne geliyor bu fındığım. Sürüne sürüne geliyor. Oğlum nasıl da tatlı. Gel. Otur. Otur. Şşt. Gel. Aman yazık yorgun. Çok yorgun arkadaşlar. Ya siz de işte bu şekilde öğretirsiniz. Ben zaten bunun bir videosunu yapmıştım kendi kanalımda daha önce. Ama işte yine böyle gösterdim. Yani bebeklerde de yapabiliyorsunuz. Yani 2 ayda başlayın. Mesela burada Avustralya'da 2 ayda eğitime başlamıyorlar genelde. İşte 4. ay, 3. ay filan. Ben yok kıyamıyorlar. Ben de öyle değil. Ben kızarım da ederim de. Yalnız vurma yok arkadaşlar. Ha şu olur. Mesela sizin köpeğiniz agresif tavırlar sergiliyorsa mesela başka bir hayvana eğitim sürecinde ufak bir cimcikleme olur. Cimcikleme dediğim yani şu şekil. Popo kısmı var ya ona böyle
vurabiliyorsun. Mesela Avustralya'da çocuklara vurmak yasak. Türkiye'de ben hatırlıyorum mesela biz çocukken çok dayak yedik ailemizden. Ama burada arkadaşlar çocuğuna eğer vursun mesela Avustralya'da ailesi küçük çocuğuna direkt yani insan haklarına gidiyor filan yani mahkemelerde sürünür çocuğu elinden alınır. O yüzden Avustralya'da çocukların küçük bebekler mesela bir şey yaptığı zaman poposuna böyle eliyle vuruyorlar hani hafiften öyle bana mesela ya da başkalarına vurulduğu gibi çocuk yani yumruk değil no. Ana fındık bu bir fındık bu sen de bir fındıksın çıpık çıpık fındığım. Yeah. Yani o yüzden mesela yaptığı zaman agresif ben mesela yapıyorum şu popo kısmını hafif slap yapıyorum hani anlasın ki ben onu ondan istemiyorum öyle bir tavır. Ha bu tabii ki en iyi yöntem olduğunu söylemiyorum ama işe yarıyor. Yani herkesin başka bir tarzda yapar. Ben zaten köpeği eğitmeni falan değilim. Ama ben bu baskınlıklarda yaptığım şekilde hep işe yaradı. Yani daha önceki köpeklerimde de işe yaradı. O yüzden hani yumruk falan vurma değil ama hafif böyle dokunulabilir. Yani köpeğe vurmak zaten olmaz arkadaşlar. Köpeği yani çocuklara da mesela benim çocuğum olsa ben vurmam. Yani korkuyu bu sefer öğretiyor çocuk ya da köpek. Kötü bir şey. Ana fındığım. Sen bir fındıksın. Sen bir fındıktın. Arkadaşlar beni yalıyor ya. Dilinize yalatmayın sakın. Ana ne yapıyorsun fındığım? Mesela şöyle dışarıdan yalayabilir mi? Fındığım. Sen bir fındıksın. Bunun bir karakteri çok güzel ya. Bakın didikliyor. Gel şimdi gel bir daha otur yapalım. Gel. Otur. Zaten oturmaya meyilli. Siz onu kullanacaksınız hemen. Zaten oturdu. Sadece burada hafızasını yani öğretiyorsun. O kelimeyi öğreniyor. Bu o an yaptığı şeyi. Çok basit. Otur en kolay eğitim. Bakın fındık öğrendi bile. Yani bu iki gün daha yapayım otur diyeyim bir şey vermeden oturur. Yani yemek falan vermeme gerek yok. Ha bu tabii her bebek köpekte o anlama gelmiyor ama çünkü zeka, akıllılık filan, karakter onlar da etkiliyor süreci. Ama ben bunu da biliyorum 2 günde öğretirim. Ki bu daha 2 aylık bile değil arkadaşlar. Gel bakalım diyor fındıkçık. Gel. Kalk. Kalk. Otur. Şşt. Otur. Otur. Bekle. Al. Aferin sana. Mesela bir de böyle bir şey hani eğitirken sevin arkadaşlar. Bolca sevin iyi bir şey yaptığı zaman. Adam gıcık gıcık. Gel. Gıcık gıcık. Gel. Gel. Otur. Fındık otur. Otur. Aferin. Aferin sana. Daha istiyor mu? Şimdi bir de hiçbir şey vermeden yapalım. Gel. Otur. Şşt. Otur. Biraz tabi oynamak da istiyor falan. Otur. Otur. Şşt. Aferin. Gel. Otur. Bayağı yakışıklı da bir köpek olacak. Şşt, dur, otur. Aferin sana. Aferin. Nasıl öğrendi hemen. Otur dedim fındık öğrendi. Nasıl da akıllı. Şimdi arkadaşlar bu fındığı alan sahibi YouTube'da yani benim kanalımı biliyor. Şimdi o da izliyordur. Büyük bir ihtimal bu ne yapıyor diyordur. Çünkü Türkçe anlamıyor ama. Bana fındık dinliyor beni. Böylece bir fındıkçık. Yani diyordur bu ne öğretiyor filan. Eminim şu an onu böyle diyordur. Bu arada pazartesi günü gidiyor arkadaşlar fındık. 30'uydu ama pazartesi gidecek. Ben baktım gidecek şekilde. Giderken de umarım böyle kendimi iyi hissedersem video yapacağım.
Ya bayağı üzgün olacağım arkadaşlar. Ben bu fındığa böyle bir duygusal bağ kurdum onunla. Yani o da benimle. Mesela ben aslında bunu ilk defa yaşadım. Köpeklerde. Yani yavrular arasında bunun bana bağı ayrı arkadaşlar. Yani bilmiyorum nasıl anlatsam ama ilk defa oldu bana. Yani mesela bunu köpek sevmeyen, hayvan sevmeyen insanlar bilemez tabii ama. Ama siz bir zaman sonra onların içini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bunların ağzı yani konuşmuyorlar ama neler diyorlar. Aynı insan gibi arkadaşlar. Ya bunların da duyguları var. Bunların da canı yanıyor. Yani bunların da hisleri var. Anam fındığım. Sen nasıl da bir fındıksın. Seni özleyeceğim fındığım. Fındık öyle de güzel bir fındık. Fındığım. Arkadaşlar acayip kızgınım aslında. Ya düşünsenize ben bunu tutmak istiyorum tutamıyorum. Yani acayip böyle içimde bir kızgınlık var. Yani hani egom yok, şuyum olsun, bu köpeğim o da olsun ama ya yani bunu gerçekten istedim kalbimden. Yani burada olmasını istedim. Hem hani büyüş aşamasını hani nasıl eğittiğimi falan sizlere de göstermek istedim ama yani bilmiyorum arkadaşlar o yükün altından nasıl kalkarım. Yani burada geçinmek zor. Kira, şu filan. Ondan sonra bunların bakımı, yemeği. Ya tabii ki Türkiye kadar pahalı değil mamalar filan ama yine de artı bir de yasak var arkadaşlar. İki tane köpekten fazlası yasak. Hani yine şurası babamın evi benim. O orada kalıyor. Yani karşı tarafta. Onun üstüne iki tane kaydettirebiliyorum. Yani her evde iki. Benim şu an üç tane var. Oraya da bir tane kaydettim ama bilmiyorum arkadaşlar yani devlet yakalarsa filan problem olur. Yani nasıl yapacağım bilmiyorum. Ama istiyordum bu fındığı. Yani bu fındığı ilk doğduğunda bir gözüm böyle tutmuştu. Dedim bu köpek benim köpek olacak. Oldu da. Yani hissettim onu. Aman fındığım. Bir bakıyor arkadaşlar ben konuşurken filan. Böyle durmuş beni izliyor. Küçücük bir adam gibi. Fındığım. Bakalım işte bunu alan sahibiyle video yapacağız. Ne? Bakacağız nasıl olacak. Umarım yani böyle şey olmaz. Fındık. Gel sana bir daha otur yapayım. Gel. Nasıl arkadaşlar şuna bakın ya. Daha minnacık köpek yani 50 günlük köpek ya. Gel. 50 günlük bebek bu bebek. Yani şuna bakın ne tatlı. Huzur yani mutluluk şöyle bir tatlılık var mı? Mesela hiç tiksinmiyorum. Aa işte yaladı aşağı bu. Yalnız dili ağzıma değmediği sürece. Dili ağzıma değerse hoşuma gitmiyor. Yani düşünsenize arkadaşlar size bazı hastalıklar geçebiliyor. Bir de bu daha küçük. Bunun daha parazitleri, kürü var. O kür bitmeden hele hiç öyle bir şey olamaz. Yani size de geçebilir bir şeyler. Okey. Arkadaşlar böylece bir videonun da sonuna geldik. Buradan ben bunu da paylaşayım sizle. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Ve bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.